122. günün sabahında hayallerine adım adım yaklaşan tüm sabahçı tayfama günaydınlar. Bugün bir tane ödeviniz var. Hadi bakalım ödevle başlayalım ardından kendi sorumuzu soralım. Ve yorumlar kısmında bir bakalım neler yapıyorsunuz. Ertesi günde o ödevimiz de çözülecek. Hadi başlayalım. Önce ödevimizi gösterim. Ödevimiz tek çift sayılar. Yani soru kolaydır ama ÖSYM sorarsa sana bir şeye dikkat et diyeceğiz. Buna dikkat edeceksiniz. Çünkü ÖSYM sorduğunda her şeyi düşünmekte fayda var. Bu birincisi. Bu ödevimiz kenarda kalsın. Gelelim bizim sorumuza. Bakın bu soruyu da özellikle koydum. ÖSYM'nin farklı sınavlarında yani ÖABT'lerde işte ne bileyim KPSS'lerde, DGS'lerde, ALES'lerde çıkmış soruların baktım böyle benzerlerini çok sormuş. Dolayısıyla size de böyle bir soru gelebilir. ÖSYM'lik bir soru. Videoyu bir duraklat. Ondan sonra kendini çöz. Daha sonra kontrolünü yap. Çünkü senin için bu çok önemli güzel tayfam. Yapmak zorundayız. Bence yapacaksın çünkü inanıyorum. Sen de bunu yapıp hanene artı bir net ekleyeceksin. Hadi ben de başlatayım. Doğrusal bir yol üzerinde bulunan iki hareketliden biri A kentinden B kentine. Diğeri B'den A'ya doğru sabit hızlarla hareket edecektir. Hemen şöyle iki tane kentimizin olduğu yeri çizelim. Birisi A kenti olsun. Diğeri de B kenti olsun. Bunlar birbirine doğru hareket edeceklermiş. Tamam. Buradakine biz isterseniz V1 hızıyla giden adam diyelim. Buradakine V2 ile giden adam diyelim. Peki devam ediyorum. Saat diyor 12.00'da harekete başladıktan bir saat sonra A'daki dikkat 12'de başlıyor. Bir saat sonra B'deki hareket ediyor. Bunun anlamı ne demek? Bunun anlamı şu demek. Yani bir saat boyunca bu hareket edecek. Bu duracak. Devam edelim ama soruya. Saat 14.00'da Pardon 14.00'da doğru demişim. Karşılaşıyorlar. Bunun anlamı o zaman tam saat 14.00 şurası ve şu adam 2 saat hareket etti. X eşittir. 2 saat hareket edildi. 2 çarpı V1. Şuraya da Y gibi bir kilometre diyelim. Y eşittir. 1 saatten dolayı V2 çarpı 1 diyelim. Tamam bu kenarda kalsın. B hareketinden diyor ki pardon B kentinden hareket eden araç 14.40'da A'ya ulaşıyor. Bunun anlamı da şu mudur? Şuradaki x kısmı yani 2 tane v1 kısmını v2 ile giden 40 dakikada almış. Aman ha 40 dakika diyorum. Bu çok önemli. Yukarıyı saat olarak aldığında yolu kilometre cinsinden almışsın. Burayı dakika olarak 40 yazamazsın. O zaman ben buraya ne yapıyorum? 40 bölü 60. Artık burayı da saate çevirmiş oldum. Bu önemli. Bu dikkat edilmesi gereken bir noktaydı. Bu ifadeden isterseniz V1 ve V2 arasında bir ilişki kuralım. Sadeleştirdim. Şuradaki ifade şuradaki ifadeyi. Hatta daha da gidelim. Burası 2, burayı sadeleştirdim 3. 2'lerimi de sadeleştirmek istiyorum. Burası 1, burası 1. V2 eşittir 3 tane V1. Kenarda kalsın. Lazım olur muhakkak. Sonra diyor ki buna göre A kentinden hareket eden araç Saat kaçta B kentine varır? Şu an itibariyle tam burada mıyım? İster baştan al, ister burada. Ben 14'ten itibaren alıyorum. V1 ile giden adamın V2'lik bir yolu kaldı. O halde Y eşittir. V2'lik bir yolum kaldı. Unutma. Y eşittir çünkü. V2'lik bir yolun kendisiydi. Hız çarpı zaman. Kaçla gidiyordum? V1 ile. Çarpı zaman. Burayı unutma. Saat olarak yazıyorsan 60'a bölmene gerek yok. Ama dakikaya çevireceksen bu ifadeyi 60'a bölmek zorundasın. Yani unutmaman gereken şey şu. Ben bunu t olarak bıraktım. O halde bulduğum değerin ne olduğunu biliyorum. Saat olduğunu biliyorum. Bu kenarda kalsın. E ben biraz önce v2 ile v1 arasında bir ilişki kurmuştum. Getir v2'yi buradaki yerine yazdığında soru şu oldu. 3 tane v1 eşittir. v1 çarpı t. v1'ler gitti. t eşittir. 3 yaptı. Şimdi burada bir şey daha dikkat edilmesi gerekiyor sevgili gençler. Bu adam 12'de çıktı ya. O zaman hocam 12'nin üstünü çeklerim 15 olur. Değil tabii ki. Biz işlemimizi nereden devam ettirdik? Saat 14'ten devam ettirdik. 14'ün üzerine 3 saat daha hareket ettiğinde B'ye varmış oldu. Dolayısıyla 14'ün üzerine 3 eklediğinde saat 17'de bu vatandaş tam B'ye varmış olacaktır güzel tayfam. Soru tamamen ÖSYM'lik. Hakikaten çok kıymetli bir soru. Sen de inşallah bunu çözmüşsün. Çözmediysen üzülecek hiçbir şey yok. Çünkü daha önünde 50 güne yakın bir zaman var. Hareket problemlerine azıcık bakıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım bir sonraki gün. 123. gün seninle yine saat 7'de hayallerine adım adım ilerlemek için burada buluşmak ümidiyle. Kendine dikkat et güzel tayfam. İyi çalışmalar. hoşça Hoşçakal.